Alo. Hilmi Aral'la mı görüşüyorum? Evet. Hilmi Bey. Biraz kendi de hayatımdaki bu sınava hazırlık deneyimleri. Yani ben o çok sınavlara hazırlanmış bir gençtim yani hani. Ve onun stresini yani gerçekten hiç uyuyamadığım geceleri ve şeyleri çok hatırlıyordum. Ve bu noktadan da aslında bir böyle eğitim vermek, ders vermek, özel ders vermek, hatta bedavaya özel ders vermek, iyilik için özel ders vermek ve gibi böyle bir şey düşününce yani aslında eğitimin içindeki eğitimle muktedir ilişkisini bunu düşününce bu da bildiğim ve biraz da yaşadığım hem iki noktadan çünkü sonrasında öğretmenlik de yaptım. Bu noktadan böyle olunca senaryo bir anda tekrar akmaya başladı. Fakat bu filmin hani bütün yapım süreci de çok biraz hani zordu. Yani hani gerçekten hani çok desteklenen bir şey bir proje değildi. Fakat o yüzden de bizim kendi içimizdeki irademizin bayağı hani yüksek olması lazımdı. Bu da böyle bayağı sınandı fakat en sonunda yani hem iki film içinde aslında bunu söyleyebilirim. En sonunda çıktı. Yani hani şu an İstanbul Film Festivali gösterildi. Evet. Yani bir ara gerçekten şeydi böyle hani soru cevapta da şey diye düşündüm böyle hani evet buradayız en sonunda zorluklara rağmen işte Nazlı ile çalışmalarımız soruldu. Buradayız diye düşündüm. Sonra kendi içimde burada mıyız gerçekten? Sonra tekrar uyanacak mıyım ve evet ah tekrar kurgudayız ya tekrar yazmaya başlıyoruz falan gibi hani tekrar oraya çünkü gerçekten bir ara gerçekten hani acaba çıkaramayacak mıyız bu filmi dediğim şeyler olmuştu. Fakat onun içinde böyle çok büyük yoldaşlarım vardı yani. Yani çok yetenekli insanlarla çalıştım. Çok yetenekli. Ben onları biraz yazar diyorum. Yani hani hem Nazlı hem Annamaria ama ondan sonra kurguda da Enhik, Selda. Onlar da aslında bayağı yazarlık yaptılar. Onun dışında oyuncular da öyle. Gerçekten hani karakterlere böyle çok şey kattılar ve hani çok böyle biraz hani olabildiğince böyle yatay bir hiyerarşiyle ve şeyle böyle herkesin gerçekten yeteneklerinin böyle kullanıldığı ve hani şey olduğu böyle bir film çıktı yani. Peki, rakı niye söyle beyazlar? Ne bileyim ben. Bana hiç koymuyorsun ki. Böyle Hilmi karakteri için böyle kafamda işte bu bahsettiğim bu uzun süreçlerle bir çıkış noktalarını bir böyle şey bir şey vardı yine bu zıtlıklarla ilgili işte hani hikayede de hem çok yakın hem mesafeli olmayı düşünüyordum. İşte bir yandan komedi olmasını istiyordum, bir yandan trajedi olmasını da, bir yandan gerginliği de olmasını, bir yandan hafifliği de olmasını istiyordum. Ve bu noktada da şimdi Hilmi karakterinde de şöyle bir durum vardı. Hilmi karakterinin hem bakıldığında ilk etapta, ilk sahnesinde şey çok istisnai bir karakter gibi gözüküp bir yandan da onun çok sıradan ve çok rastlanır bir karakter olmasını istiyordum. Ve bu ikisini birleştirmek gerçekten hani böyle fikir olarak söylemek çok böyle hani cool gözükebilir ama bunu gerçekten gerçekleştirmek şey kolay bir şey değildi ve Serkan bu noktada yani karakteri hem istisnai hem de vasat bu ikisini beraber birleştirebilen bu ince noktayı çok iyi bulabildi. Genel olarak karakteri onunla epey konuştuk ve hani o noktasında çünkü böyle hani böyle biraz o oynadığı için o projede yer aldığı için çok mutluyum ve hani gerçekten hani bir süre açıdan hani kendisine de bayağı risk aldığını düşünüyorum ve hani biraz da performanslarla ilgili de şey düşünüyorum yani böyle güvenli performanslar olabilir. Yani bunu aslında hem Denizhan hem Ece için hani güvenli performans değil de riskli bir performansa biraz getirmeye çalışıyorduk hani. Ve hani o noktada da benle hani çok iyi bir iletişimleri vardı ve hani o noktada hani üçüyle çalışmak da çok şeydi. Ben karakterleri yani yazarken tam olarak böyle aklımda bir oyuncu şeyi yoktu yani ilk etapında. Sonra tabii de oluşmaya başladı ve orada da aslında nefesim kesilene kadar da böyle Ece'nin çok küçük bir anı vardı ve o anda böyle ki bir oyun bazlığı benim çok etkilemişti. Böyle Ela karakteri için de gerçekten böyle bir oyunbaz bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir yandan böyle soğuk, sert, bir yandan böyle sıcak bir oyunbazlığı var ve böyle onu gerçekten böyle karikatür bir yere gelmeden böyle bir mesafeli de bir yerden verebilecek bir karakter arıyordum ve bunu böyle hani o Ela'yı düşünürken kelimelerle böyle açıklaması da çok kolay olmuyordu. Böyle gerçekten hani yani Ece'nin de yani gerçekten hani böyle çok ters duyguları böyle çok iyi bir şekilde bir süzgeçten çıkarabilme bir yeteneği var. Özellikle yani gerçekten hani çok katmanlı ve derinlikli bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum ve hani
Yani filmle ilgili hani insanlar çok izledikçe filmlerini böyle bir uzaklaşıyorlar ama benim yani mesela Ece'nin gerçekten böyle her izlediğimde burada öyle bir şey yapmış diye keşfettiğim bir derinliği var. Ve hani o yüzden Ela'ya, yani Ela çok böyle benim için özel ve şey bir karakterdi yaratırken ve yani onun da yani kabul etmesi gururlu yok şeydi yani benim için harika bir şeydi yani hani. Bu filmin hani %85'i tek mekanda geçiyor. Tek mekanda geçiyor fakat bu tek mekanda geçerken bunun hani çok böyle bir yüzeysel ve hani tekrar eden yani hani film tekrarlardan oluşan bir film. Yani hani filmin içindeki tekrarlar hani nüanslı tekrarlar ve o tekrarlar hani aslında bir böyle bir simülasyon gibi bir sistem var aslında filmde. Hani böyle böyle hani müşteri temsilcisi arıyor, karıncalar oluyor, kıllar bulunuyor ve böyle bir durmadan burada giden böyle bir sistem var. O biraz böyle benim mühendislikte tek sevdiğim dersti simülasyon. Biraz hani o hep böyle benim bir şeyler tasarlarken kafama gelen bir şey ama bu noktada hani bir evden çalışıyoruz. Hani evde olduğumuz için işte o tekrara düşmemek meselesi önemli meseleydi. Burada birkaç tane bakış açımızın olması bize yardımcı oluyordu ama onun dışında da aslında böyle çok küçük detaylara da girmek, o detayları bayağı kullanmak hani gereksiz detay olarak görülebilir, çok tekrar olarak görülebilir ama benim için öyle değil. Benim için belki yani hayatın böyle bayağı önemli bir tarafı gereksiz detaylarda. Ve hani buna böyle hani insanların hani ilgi duymayabilir ama benim için bu bayağı önemli. Bu noktada hani hem ses hem de yani evin özellikle krokisi çok önemli bir noktadaydı. Ve hani seste özellikle Cenk'er gerçekten hani çok... bütün hani buzdolabı sesinden işte lamba sesine kadar bütün o hani hem sessizlikleri hem o bozan ve biraz tekinsizleştiren atmosferi çok iyi kurdu. Ve hani benim şöyle bir şeyim vardı. Bu bir ev ama bir yandan da bunun bir uçak olmasını istiyordum. Ve hani bu böyle hani yine böyle o fikir böyle ama bunu böyle gerçekleştirmek için bu gerçekten yine ses ve hani filmin hikayesi içerisinde de uçağın bir önemi ve hani o bir şeydi yani aslında. Bayağı hani tasarım için böyle benim hayal ettiğim şey aslında bir yandan da yani mekanın yine hani oyunbaz karakterlerden bahsediyoruz. Mekanın da oyunbaz olması. Mekanın da kendi içinde bazen bir ev, bazen aslında bir uçak olabilmesi hali böyle hani bir tasarımda böyle düşündüğümüz bir şeydi. Bu noktada da yani şey hani onun yani kurgusal olarak da hani hikayenin direkt gelişiminde hani böyle Selda ve Enhiki gerçekten hani çok uzun süren bir kurguydu ve hani böyle ikisi de hani filme gerçekten hani çok böyle ince ve hani çok duyarlı çalıştılar. Bu hem materyaline hem gerçekten detay noktasını, detayları çok kullanmayı seven kurguculardı. Onlar da böyle gerçekten bir yazarlıklar yaptılar diye düşünüyorum. Evet aslında şimdi çıkış süreçleri yine biraz benzer süreçlerdi yani ve böyle beraber yazıyorduk Nazlı'yla ve hani genel olarak tek mekanda geçen hikayeler ve aslında o mekanla kurulan ilişki ve mekanı böyle bir tek mekan sadece bir yani teatral bir şeyden çıkarıp onu bir sinematografik de bir yere oluşturmak için yani hem hikayesini hem de o yaklaşımını ikimiz de böyle çok düşünüyorduk. İkimizin de o konuda farklı yanları vardı ki bu bir avantajdı ve o noktada böyle şey bir iletişimimiz oldu yani. Bilmiyorum yani hani zor da oldu gerçekten hani bir yandan da evet süreçlerin uzamasıyla böyle gerçekten hani acaba bu hani biz mi bir şeyler hata yapıyoruz vesaire dediğimiz anlar da oldu. Fakat en sonunda hep böyle birbirimize yani birimiz düştüğünde birbirimize destek olarak yani Anna Maria da Nazlı da hani bu o süreç çünkü yani yazım süreçleri bu noktada en uzun süreçti iki projenin de ve bayağı yıllar aldı. Ama sonunda bilmiyorum yani ikisinin beraber olması beraber yapılması da bayağı güzel yani hani o açıdan da böyle hani biz bazen hani iki hikayede böyle şey diyorduk işte böyle hani işte bu evin işte aslında Zohri'nin apartmanı eskiden işte Ela ile İlmi'nin apartmanıydı falan filan gibi böyle sanki o mekanlar arasında da böyle bir hikaye varmış gibi düşünmeyi de bayağı seviyorduk. Öyle bir yerden yani hem farklılıkları hem benzerlikleri olan bir şey oldu yani. Hani güzeldi bu çalışma süreci. Hani zordu ama güzeldi. Mekan için çok fazla spoil etmeden bir tane çok önemli bir kriterim vardı. O da filmin bir sahnesiyle ilgili ve hani ve yani aslında
evin koridoruyla giriş kapısının aynı anda görülebilmesini istiyordum farklı olarak. Ve bunu bulmak bayağı süre aldı. Onun dışında yatak odasından çalışma odasına, bilgisayar oyunlarının oynandığı odaya kendi içinde bir kapı olmasını istiyordum. Çünkü böyle hani o aslında biraz sınırlar, filmin sınırlarla ilgili büyük bir ilişkisi var ve o sınırların da aslında bir odanın iki tane kapısı olmasıyla bir şeyi vardı, önemi vardı. Ve aslında bu ikisini bulmak üzerinden bayağı zorlandık.